Sevgili Eskişehir'in eternisi, şu an Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gülay Kanatlı Ortaokulu'ndayız. Burada neredeyse bütün sandıklar sayılmış, o işlemleri tamamlanmış. Ben size şimdi aldığım birkaç sandık sonucunu aktaracağım. Ama Eskişehir'in ilk sonuçları aktarayım, genel sonuçları aktarayım. Eskişehir'de şu an sandıkların %30'u açılıp sisteme girindi şeklinde gözüküyor. Bakalım, Recep Tayyip Erdoğan 46.93 gözükürken Kemal Kılıçdaroğlu 53.07 olarak gözüküyor şu anda. Anadolu Ajansı'ndan aldığımız Eskişehir bilgileri bunlar. Dediğim gibi Eskişehir'de ilk sonuçlar bu yönde. Eskişehir'deki sandıkların %30'un açıldığı söyleniyor. Ben şimdi buradaki atmosferden size biraz bahsedeyim. Biz alt kattaydık. Şu an ikinci kattayız. Alt katta çoğu sandık sayılmış. Geçirildi çuvallara ve mühürlendi. Biz de o yüzden ikinci kata çıktık. Ben size buradan birkaç sandığın sonuçlarını aktarayım. Sonra bir de sayılan sandıklar var. Hemen onlara geçelim, olur mu? Şimdi 1226 numaralı sandık. 92 Recep Tayyip Erdoğan, 241 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıkmış. Devam edelim. Yine buradan 1225 numaralı sandık. Recep Tayyip Erdoğan'a 91, Kemal Kılıçdaroğlu'na 211 tane oy çıkmış. Hemen devam edelim. 1227 numaralı sandık. Bunlar artık sayılmış. Ondan çuvallanıp mühürlenmiş sandıklar bu arada. Aşağıda takip ettik onları. Recep Tayyip Erdoğan 101, Kemal Kılıçdaroğlu 231. Dediğim gibi Kanatlı Ortaokulu'nda durum bu şekilde. 3 tane sandık bilgisi aktardım size. Bir de genel durumu konuştuk sizlerle. Dediğim gibi Eskişehir'de %30 sandıklar açılmış ve sisteme girilmiş halde şu anda. Burada da çoğu oy sayım işlemi neredeyse tamamlanmış. Şimdi hemen yan tarafında 1228 numaralı sandık var. Burada oy işlemi, sayım işlemi devam ediyor. Rahmi size göstersin sayım nasıl devam ediyor diye. Sen çek Rahmi'cim, göster lütfen. Burada sayıma devam ediliyor. Ama dediğim gibi... Dediğim gibi... Çoğu yer bitti. Şimdi Rahmi, biz çok konuşmayalım. Orası rahat rahat sayılsın. Sesimiz rahatsız etmesin sayımı. Gel diğer sınıflara da bakalım. Sevgili izleyenler, tek sınıfı durmaya çalışmıyorum. Yani durmak istemiyorum. Çünkü konuştuğum için orada da bir tarafta sayım ilerliyor. Çalışanları rahatsız etmek istemiyoruz. Burada da bir sayım devam ediyor galiba. Burada bir de kalabalık var. Şöyle bir bakalım. Sayım bitti değil mi? Burada sayım bitmiş, kağıda işleniyor sevgili izleyenler. Nasıl, durum nasıl? Biz de soracağız işte şimdi ne var. Tamam, soru verelim. Siz gönüllü olarak geldiniz, izliyor musunuz? Şimdi sevgili izleyenler, burada durum bu şekilde. Şurası tekrar ediliyormuş az önce gösterdiğimiz sınıf. Orası işleniyor, 1233 numaralı sandık. 32'ye gelelim bakalım burada ne var. Şimdi bakın. Burada sayım bitmiş anladığım kadarıyla. Kağıda işliyorlar. Burada sonuçlar ne? Buranın değil. Buranın değil, tamam. Ben de bir taraftan soruyorum. Bakalım. Dediğim gibi bakın sayılıyor. Sayım bitmiş. Orada tutanaklara ve kağıtlara işliyorlar. Ondan sonra da Rahmi'cim çevir kamerayı bana. Çuvalın içine sevgili izleyenler. Oyları koyuyorlar. Çuval mühürleniyor. Hep birlikte yapıyorlar bu işlemi. Hadi bir de gelin alt kata bakalım. Şimdi bu okul kalabalık. Porsuk İlköğretim Okulu, Porsuk İlkokulu bu kadar kalabalık değildi. Rahmi yavaş yürü, ben de geriye doğru düşmeyeyim. Porsuk İlkokulu bu kadar kalabalık değildi. Burası bayağı kalabalık. Bir sürü de genç arkadaşımız var, gördüm. Hepsi teker teker sandıkların başında oyları takip ediyorlar. Bir taraftan da ineyim ben. Ya biz bu arada 8-9 gibi diyorduk ama saat 6'yı çeyrek geçiyor. Büyük ihtimalle artık 7.30-8 arası kesinlikle, yani çoğu yüzdelik netleşmiş olacak gibi duruyor. Çok hızlı ilerleniyor çünkü. Mesela buraya bakalım. Burada ne varmış? Gençler bir dakika. Burada da sayım bitmiş.
galiba. Belgeler toplanıyor. Dediğim gibi burada sayım bitmiş. Bakın aşağı kata indik, bir sürü sınıf ziyaret ettik. Sayımların çoğu tamamlanmış. Belgelere dökülüyor, ıslak imzalı kağıtlara dökülüyor. Bizim hani diyorlar ya, ıslak imzalı kağıt, ıslak imzalı kağıt. Şimdi ıslak imzalı kağıtlar burada gördüğünüz çalışanlarla birlikte imzalanıyor. Resmi rakamlar aktarılıyor. Ondan sonra ıslak imzalı kağıtlar çekiliyor. Ana merkeze gönderiliyor. Bu şekilde işleniyor sisteme. Şu anda bunlar tamamlanıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra da büyük ihtimal yarım saat içinde bu görmüş olduğunuz sınıftaki veriler de sisteme geçmiş olur. Tekrar edeyim. En son aldığım bilgiye göre Eskişehir'in %30 durumunda oy oranı belli olmuştu. İlk sonuçları aktarmıştım. Hemen tekrar ediyorum yeni katılan izleyicilerimiz varsa. Recep Tayyip Erdoğan 46.93, Kemal Kılıçdaroğlu 53.07. Eskişehir genelinde %30 sandıklar açıldı. Şu anki ilk sonuçlar bu şekilde sevgili izleyenler. Ben şimdi Facebook'taydım. Birazdan Instagram'da canlı yayına geçeceğim. Oradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Takipte kalın.